Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Death. Bugün sizlere Watch of Arms'ta hem Valeria karakterini hem de Broker karakterini Gear Dungeon 2'de göstermeye çalışacağım. Hem ne kadar etkili olduklarını göreceğiz, hem de Gear Dungeon 2 Stage 10 nasıl geçilir onu birlikte görmüş olacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Stage 10'da %30'luk etkide kapalı arkadaşlar. Takım bu şekilde girişimizi yapalım. İkisi de gerçekten etkili ve güçlü karakterler. Burada da birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle Ardea karakterini koyuyorum. Sonra Elobin. En son Barut karakteri. Tabi burada arkadaşlar Idid karakteri varsa çok daha etkili olur. Ben de bulunmadığı için Barut karakterini kullanıyorum. Burada gördüğünüz düşman arkadaşlar öldükten sonra iki kare içerisindeki alana sürekli olarak hasar veriyor. En sonunda da patlayarak tüm karakterlerinizi öldürüyor. O yüzden arkadaşlar geriye itebilen bir karakter kullanmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Borut ultisini kullandığında iki blok geriye itiyor arkadaşlar. Şu süre dolduktan sonra Hex karakterini, sonra Valeria karakterini koyuyorum. Hex'in ultisini basalım. Arkana setimiz çalışsın erkenden. Burada öldükten sonra alt üst karakterini koyuyorum. Sonra blok karakterini koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Valeria karakteri yukarıdaki herkesi öldürmüş oldu. En sonunda da kendisi öldü arkadaşlar. Ultisi bittiği için. Eğer ultisi bitene kadar herhangi bir şekilde ölümcül hasar almazsa o zaman ölmüyor arkadaşlar. Fakat ölümcül bir hasar aldığı zaman ultisi bitene kadar ölmüyor. Fakat ultisi bitince direkt ölüyor arkadaşlar. Burada Volka karakterini koyacağım. Evet, güzel. Evet, tekrardan şöyle Valeria karakterini koyacağım arkadaşlar. Güzel.
Evet, burada artık bu karakterler ölecektir. Güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rahat bir şekilde tamamlamış olduk. Şöyle hasarlara da bakalım. Kötü itemler gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Valeria karakteri gayet güzel hasar vurmuş. Zaten sürekli kov çıkar yaptığımız için hasarı biraz hani diğerlerine göre düşük gözüküyor. Fakat arkadaşlar, tek başına gördüğünüz gibi yukarıda tüm gelen karakterleri temizledi. Yani Valeria karakteri olmasaydı, tabi alternatifleri var. Fakat arkadaşlar, Valeria karakteri ciddi anlamda çok daha rahat bir şekilde geçmenizi sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar, Broker karakterini ya zaten gördünüz yukarıda. Ciddi anlamda çok güzel bir şekilde hem tanklıyor arkadaşlar, hem de ölümsüzlük etkisi sayesinde yukarıdaki walk-up atladıktan sonra arkadaşlar ölmedi. Ekstradan orada hayatta Broker'ı tutarak arkasına Valeria karakterini tekrardan koyabildik. O yüzden gerçekten ikisi de çok etkili, çok güzel karakterler. Her hesapta bulunması gerekiyor mu? Evet, bulunması gerekiyor. Yani her karakterin her hesapta bulunması gerekiyor. Tabi bazı karakterler için çok acele etmeye gerek yok. İlla ki alternatifleri bulunuyor arkadaşlar. Ama bazı karakterlerin gerçekten hiç alternatifleri yok. Yani nasıl desem, hesabınızda o karakterlerin olması ciddi anlamda o hesabın çok ileri noktalara gelmesini sağlıyor. Ya Proteus buna en güzel örnek olabilir. Ya gerçekten arkadaşlar, Proteus'un varlığı hesabı ciddi anlamda çoğu yerde çok rahat bir şekilde ilerletebiliyor. Özellikle arenada arkadaşlar, yani Proteus gerçekten olmazsa olmaz karakterlerden birisi. O yüzden arkadaşlar, hani bazı karakterler için yani evet, her şeyi harcamak gerekiyor. Ama bazı karakterler için çok acele etmeye gerek yok. İlla ki geliyor arkadaşlar. Hani zaten bu karakterler şu an 15x'te bulunduğu için gelme ihtimalleri de düşük. Yani efsane bir karakter çıkarma ihtimalimiz de düşük. Ya Pity'ye gidecek, ya şansınız varsa erken gelecek. Onun dışında arkadaşlar, yani şimdilik bu karakterler için summon açmanızı önermiyorum aslında. Ama gerçekten güzel ve etkili karakterler. Ya Broker özellikle GVG'de arkadaşlar en çok kullanılan tank karakter. Yani Cyrus'la birlikte gerçekten en çok kullanılan tank karakterlerden birisi. O yüzden Broker karakteri gerçekten çok etkili arkadaşlar. Özellikle bu talenti sayesinde tüm müttefiklerinizi ekstradan dayanıklı hale getiriyor. Bu yüzden arkadaşlar gerçekten kullanışlı, güzel bir karakter. Ya Broker karakterinin ekstradan hani Guild Boss 2'de nasıl kullanıldığını da göstereceğim size. Gerçekten Guild Boss 2'de yani ultisi sayesinde çok daha fazla dayanıklı hale gelebiliyorsunuz. Karakterleriniz çok fazla daha fazla dayanıklı hale geliyor. Bu şekilde daha yüksek hasara ulaşabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Hasarları da görmüş oldunuz. Gerçekten güzel karakterler. Geri Dungeon
2'de Stage 10'da nasıl geçiliyor onu da sizlere göstermeye çalıştım. Tabi burada Arda'nız yoksa Arda yerine Volka kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Volka da aynı görevi görüyor arkadaşlar. Tabi Arda'nın olması çok daha rahatlatıyor işinizi. Fakat Volka'yla da rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar ekstradan şimdilik başka bir şey bulunmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.